Şimdi Hatay'ın tamamına bu Türk ekonomisinin büyüme oranlarının yansıyabilmesi için daha çok Körfez'de olumlu anlamda hissedilmiştir. Çünkü orada 800 milyon dolar olan ihracat, demir çelik ihracat rakamları 1 milyar 400 milyon seviyelerine çıktı ve %70 büyüme. Bu bütün sektörleri tetikliyor. Ama biz Hatay'ın güneyine baktığımız zaman, yani Antakya ve yöresi ekonomisinde yaş sebze meyve ihracatı da 300 milyon dolar seviyelerinde. Bu yeterli bir büyüme oranı değil. Bunun yanında Hatay ekonomisinin için çok önemli olan Suriye Arap Cumhuriyeti ile ortak kapılarımızın açık olabilmesi. Yani bunun yanında Yayla Dağı'nın da açılması, Cilve Gözü kapısının daha sıhhatli şartlarda kullanılması, Afrin kapısından daha fazla istifade etmemiz gerekir. Peki sektör bazına bakacak olursak hangi sektörlerde ihracat rakamları yüksek, hangi sektörlerde düşük? Demir çelik de dediğim gibi yüksek. Zeytin ve zeytinyağı hazır giyimde düşüş oldu. Bu rakamlarda istihdam rakamlarından biraz bahsedelim. İşsizlik oranı ne durumda? Rakamlar Türkiye'nin ortalamasının Evet, altında mı düşünülüyor? Türkiye'nin maalesef TR63 diye baktığımızda TR63'te neresi var? Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye. Ortalama işsizlik 15-50'lerde, Türkiye ortalaması ise 15-30 şey 13-30 civarlarında, 2 puandan fazla yukarıda seyrediyor. Artı bu iş piyasalarına rekabeti arttıran Suriyeli işçiler. Suriyeli işçiler de bu işsizliği olumsuz anlamda kamçılıyor. Son olarak Türkiye ve Hatay ekonomisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Nasıl gelişebilir? Beklentiniz? Bir daha söylüyorum, yani Türkiye önemli bir ülke ekonomi açısından da. Tabii Avrupa Birliği yolundan asla şaşmamamız lazım. Bunun yanında Hatay ekonomisinin de gelişebilmesi için Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerimizin düzelmesi lazım. Bu Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan başlığında toplayabiliriz. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.